Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Yaklaşık bir 15 adet keçi var ve oğlakları da burada. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. 2 tane de diğer tarafta 1 haftalık yeni doğmuş hayvanlar var. 12 mi yapıyor toplamda? 14 tane. 14 tane oğlak, 15 tane de anaç. Var mı doğum yapacak? İki tane doğum yapacak olan hayvanlar var. Şimdi oğlaklar bunlar. Hadi bakalım. Hadi. Oğlaklar bunlar. Bir görelim. Ondan sonra şunlar herhalde Sanen 300'leri. Sanen Halep kırmasının 300'leri. Sanen Halep kırması. Şunun bir tanesinin gözü ağrımış, haberiniz olsun. Lağınız varsa lağ sıkın ona. Gözüne direkt. Hiçbir şey kalmaz. Evet, bu hayvanların içerisinde herhalde en büyüğü 3,5-4 aylık. Diğerleri de herhalde birer 1,5-2 aylık hayvanlar ortalama. Değil mi? 2 aylık falan ot yiyorlar hatta. Ot da yiyorlar. Şimdi bir anaçların yanına geçelim. Bunlar şimdi sağıma girecek arkadaşlar. Onu da bir gösterelim hayvanları. Sen yemin falan ver, ben üstüm batmasın diye, kirlenmesin diye. Şuradan çekeyim, hayvanlar kiri sistemine girdiği zaman. Getir deriş kolu. İçeride yeni oğlaklar var demişlerdi. Bu oğlaklar ikiz mi? Evet, ikiz abi. Kalk bakalım, kalk kalk kalk. Bunlarla beraber 14 tane oğlak. Gel şöyle, ben onları da geçeyim. Bir saniye. Tamam. Evet. Yiyor mu abi? Aha. Tamam. Şunu da açayım abi. Bu hamile abi. Gene de süt veriyor yani. Yani hamile olduğu adı hemen yani baya. Yavrular emiyor bunları ya. Bu da hamile abi. Sanen nasıl? Sütlü yani mü? 3 yavrusu var, onu sağmıyor abi şimdi yavrulara yesin diye. Evet. Yani memesi de. Evet. 3 yani yavru emdiği için. Ya artanı sağın ama sabah bıraktınız, akşam. Zaten bir tanesini şuna emdiriyor. Yani diyor hayvan yanmasın abi, evet, gelişsin diye. İyi tamam, bir sağalım bakalım abi hayvanları. Sanen dedikleri hayvan da arkadaşlar sanenli Halep kırması. Çünkü sanenler ufak olur. Buradaki sanen dediği Halep kırması olan sanen, buradaki Haleplerin hepsinden daha boylu, daha aralı, daha yüksek. Yani bunlar yavruları emdiği halde böyle yani, ha Deniz abi. Her kim diyor zayıf hayvan ama bak torbasına bak abi.
Zaten süt veren hayvan zayıf olur. Bir de yani yorumlarda diyorlar ya, bak mesela diyor zayıf ama hayvan sütlü yani, yavrusu olduğu halde. Ya bir de şu anda bu dönemde herkesin şikayeti şu, keçi besleyenlerin bu sene keçilerden biz normal performans daha göremedik. Havaların düzensizliğinden daha süt oturmadı hayvanların hiçbirinin. Şimdi bu hayvanlar eğer burada şu an birer kilo veriyorsa biraz daha havalar ısınsın, bu hayvanlar 2-2'şer buçuk kilo süt verir. 3 kilo veren de var abi. Yeter ki yani iyi bakılsın abi. Mesela bu hayvan zayıf ama sütlü. Yani her gün sağıyor musunuz? Her gün abi. Sabah akşam mı, sabahtan sabaha mı? Sabahtan sabahtan süt az ya. Yavru dersin diye yani, yavru iyi gelişsin diye. Evet. Onun için abi. Sabahtan sabah ne alıyorsunuz? Ya 12, 13, 11. Yani günü günü değişti. Evet. Bazen yavru çok iyi. Yani biz işe gittiğimiz için yaylama çıkarmadığımız zaman sütlerimiz içiyor. Evet. Yaylama çıkması lazım hayvanlar. Yaylama çıktığı zaman hayvanın sütü çoğalıyor otomatikman. Öyledir, öyledir. Bir yaylama yavrularla çıkar çok abi. He. Yavrular hep sürekli orada emdiği için düşüyor ama yavruya ayırdığımız zaman süt bayağı yükselme oluyor abi. Evet. Vay
doğumu oldu Deniz abi. İkinci doğumu olacak yani bu arada. Ama sütü gene de var yani. Daha çıkmadı. Yani gebe. Evet gebe abi. İki tane var gebedin içinde. Evet. Şundan bu gebe abi. Şimdi süt makinesini dışarı çıkartacaklar. 15 hayvandan 12,5'unu sağdılar diyelim. Normalde 13 ama birini yarım sağdılar. Onun da sebebi yavrularına süt bıraktılar. Şimdi makine çıkıyoruz yani arkadaşlar. Bakalım ne kadar süt vermiş. Onu ölçecekler. Keçicilik yapan arkadaşlar bilir, anlatmamıza gerek yok. Keçiler şu dönemde süt vermez. Yani sütünü tam bırakmaz. Bu arkadaşlarımız da inşaat sektöründe çalışıyorlar. Boş olduklarında buradaki şehir içerisindeki otluk bölgelere götürüp otlatıyorlar. Onun dışında yem veriyorlar. Keçi işi, her zaman söylüyorum, yemle yapılacak bir iş değil. Çayırda bakacaksınız, sıfır yem maliyetli. Evet, getirelim abi, burada bir de sütü bir ölçelim bakalım. Allah'ın izniyle. Ben dedim ki 12,5 hayvan sağdılar. 12,5 mu? 13'ten bir yarım sağdınız ya, yarısını. Yarısını bırakmış hayvanlar için. He öyle. 12,5. Şu an 15-30 litrelik bu şuraya kadar. Şimdi tarttığımız zaman belli olur. Ölçtüğümüz zaman belli olur sütü. Şimdi bu kovayı getirmiş ama ben hani bidon yok mu dedim. Şimdi bu 30'sa bunun yarısı 15 litredir arkadaşlar. Abi. Bu küçük arkadaşlar, 30'luk. 30 litrelik küçük. Varsa getir. Yani ama tabii burada tahmin etmekle, yani ben bidon olsaydı belli olurdu sütü ama bilen bilir arkadaşlar. Yani ya bu... yarısının belki bir tık üstünde yani süt. Evet. Üst boğum daha dar, alt boğum daha geniş. Aynen. Bu ya. 30 kiloluk bir makina. Yani bidon ya şeyden bahsediyorum. Güğümden bahsediyorum. 30 kiloluk. Yarısı 15 litre. Su bu erkeğe mi? Deniz abi ölçük diye yani 5 litrelik bidon. Önemli diye. Değil ya. Yoksa tamam. Da sıkıntı yok, yani yapma. 15 litre ya 15 falan... litre ben burada gözümle görüyorum arkadaşlar. 15 litrenin üstünde hayvanların sütü. Yani 16 litre falan var abi. Allah daha iyisini bilir. Ve bir de bu hayvanlara yavrular emdikten sonraki hali. Yavrular emdikten sonra yani biraz emdirdik ayırdı. Şimdi bir de hayvanları birbirleriyle buluşturalım. Tamam abi. Öyle bir çekelim, onu sonra da kapatalım. Yani burada şu an 16 litre falan var yani. Evet, hayvanlarla bir buluşturalım hayvanları. Onları da ama dışarıda buluşturalım bence. Sen süt falan al. Ben şöyle geçeyim. Makineyi kaldırıyor. İkisini aynı anda bırak. Evet. Hadi dostum, 1, 2, 3 bırak. Aç. Şimdi hayvanlar zayıf mı? Evet, hayvanlar zayıf. Sanem sağ olmadı. Onun da zayıflığı, tabii ki süt veren hayvanın zayıf olması. Tabii bir de şimdi inşaat sektöründe arkadaşlar
otunu da çayırını da alması lazım bu hayvanların. Artı şimdi keçi besiye pek gelmez. Keçi besiye gelmez. Gelmediği için de sıkıntı oluyor. Onu mutlaka çayırla desteklemek gerekiyor arkadaşlar. Zaten bunlar altlarındaymış sabaha kadar, emdirmişler. Biz de pazar çekimini yaptık, geldik buraya. Şimdi artan ne varsa biliyorsunuz, keçi mutlaka saklar. O oğlakları da çıkarttı, ikiz yavruluyu. Şu anda emiyor hayvanlar. Hayvanlar bu. Hepsini gördüğünüz genç hayvanlar, onu söyleyeyim. Dişi mi erkek mi bunlar? Bir dişi bir erkek. Ay maşallah. Annesi mi sen mi? Annesi orada. Evet, gelelim şimdi kapatalım bunların fiyatlarına, ne istediğimize. Evet, alın içeriye. Hayvanları çektik. Hayvanlar daha böyle güzel bir ortamda bakılsa, çayırını, yoncasını, yemini yese, inan ki hayvanlar güzel. Bu verimler artar, daha güzel bir görüntüye de bürünürler. Şimdi bakalım fiyatla alakalı ne istiyorlar, onu konuşacağız. Şimdi evet. Derviş adamlar klibe çıkmayı sevmiyor abi. Şimdi fiyata gelelim abi. Abi fiyat işte tanesi 3000. Evet. Pazarlık payı da var. Yani bu hayvanlar şu anda 15 tane. Yavrularla beraber. Beraber 14 yavru var. Birinin 300, birinin 200. 200 var. Tekil. Yani birbirini tamamlıyor abi. Anladım. Daha 2 tane hamile var diyorsunuz şimdi. 2 tane daha hamile var. Fiyatlarda 3000 lira, 3000. Pazarlık payı da var, var diyorsunuz. Az olsun. İyi, tamam, çok güzel. Biz sizin burada irtibata telefon numaranızı yazacağız. Artık görüşürsünüz kendiniz. Tamam. Arayanlara da sizi yönlendiririz. Buradan Türkiye'nin her yerine de şey var, nakliye var arkadaşlar. Onunla da alakalı bir sıkıntı yok. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, dediğim gibi hayvanları da çektik. Eğer ki bu hayvanlara talipseniz verdiğiniz numaradan arayın. Telefon numarasını da oraya bırakacağım. Arayın. Nakliyle alakalı bir sıkıntı yok. Daha önce 3500 lira istiyorlardı. Kendileri işle alakalı sıkıntıları var. Yani kendileri çalıştığı için hayvanlara daima bunların çıkması lazım arkadaşlar. Beni görüyorsunuz. Ben her gün hayvanları dışarıya çıkartıyorum, otlatıyorum. Hayvanlar iki katı oldu ama içeride baktığım dönemde zayıfladılar. O anlamda içeride kalan keçi besiye gelmez. Koyun besiye gelir. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.